1954 yılından bugüne bir Schiaparelli defilesi yapılmamıştı. Ancak geçen 60 yılda daha da bir efsaneleşen ve moda dünyasında ismi unutulmayan marka Paris'te haute couture bir dönüşe imza attı. Defilenin altında imzası bulunan Marco Zanini'ye göre koleksiyonu iki kelimeyle anlatacak olursak bunlar eksantrik ve şık. Elsa Schiaparelli, moda evinin kapanışından 19 yıl sonra 1973 yılında hayatını kaybetmişti. Markanın yeniden hareketlenmesi ise ancak 2013 yılı yaz aylarında mümkün oldu. Güzel Sanatlar Okulu sergi salonundaki defilede ise Alexandre Vauthier'in batı çizgilerine ağırlık verdiği görülüyor. Bu kültürle Kaliforniya kıyılarındaki surf kültürünün ilgisi olduğunu düşünüyorum. Evet, bu çok etnik bir tarza sahip ama Paris çizgisi ve Paris anlayışıyla da bir uyum bulabildik sanıyorum. Avec l'esprit parisien et l'allure parisienne. Vauthier'in bu transparan tasarımlarıyla hayal gücüne çok da fazla bir pay bırakmadığını söylemek mümkün. Bir diğer defilede ise beyazlar içerisinde haute couture kıyafetler fakat dikkat çeken spor ayakkabılar vardı. Chanel'de Karl Lagerfeld pastel renklerin hakim olduğu bir koleksiyon sergiledi. Kıyafetlerin dar ölçüleri ve renkleri özellikle dikkat çekiciydi. Merakla beklenen Dior defilesi ise Rodin Müzesi'nde yapıldı. Christian Dior sanat yöneticisi Raf Simons imzası taşıyan defilede modern çizgilere vurgu yapılmıştı. Yine transparan ve kadınsı duruşu ön plana çıkaran kesimler yeni Dior koleksiyonunda da kendisine önemli yer buldu.